Toyota Cressida ile günlük yaşama devam. Az önce arabamın önceki sahibinden kalan tüpü bitti komple. Ve benzinle idare ediyorum şu anda. Benzinle gitmeye devam ediyorum. Yılların verdiği yorgunluğunu hissettiriyor kendini. Çok temiz bir araba olduğunu söyleyemem. O yüzden alırken biraz böyle deli cesareti alma haline girdim. Neden bilmiyorum ama bu arabayı almak istiyordum ve aldım yani. Hiç böyle düşünmeden aldım hatta. Böyle bir araba kullanırken yani uzun zamandır olmayan şeyleri hatırladım. Mesela yokuş kalkış desteği diye bir şey yokmuş hayatımızda ki arkadan itişti bir arabada bunun olmaması biraz garip geliyor. Çünkü kasa da ağır olduğu için ayağını frenden çektiğin anda herhangi bir yokuşta geri hırt diye gidiyor ve hani kavramayı hemen halletmen gerekiyor. Bayağı bir alışman gereken süreç. Ama o dönemin otomobillerin debriyajları bu dönemkilere göre daha uzun ömürlüymüş sanırım. Çünkü hıt hıt diye hemen alıyor. Çok böyle randımanlı ve seri gitmiyor gibi geliyor bana. Yani benim Daihatsu Cora ile tabii ki karşılaştırmak manasız ama hani 1 litre 58 beygirlik bir araba bundan daha seri gidiyor gibi. Aralarındaki onca güç ve tork farkına rağmen ve tabii ağırlığın etkisi yani ağırlık hafif olunca çok fazla ağırlık olmayınca arabada mesela bu bir ağırlık yaratıyor. Bu ne burada bir Osmanlı şeyi var. Söylenmesi biraz şey. Cressida. Hello. Cressida. Böyle hani bir 90'lar seksiliği var arabada. Cressida. Sanki böyle 80'lerde izlediğimiz o diziler vardı ya. Oradaki frape saçlı ablalardan bir tanesi gibi. Hello. I'm Cressida. Dediği anda böyle arkada böyle buğulu bir efekt. Erol Atar fotoğrafları falan. Sibel Shepherd falan. Öyle bir kadın tadında böyle, ha, I'm Cressida dediği zaman böyle sarışın, beyaz dişli falan böyle pastel tonlu makyajı olan bir kadın gibi hissettiriyor. O yılları hatırlıyorum da her ne kadar bu arabalar temiz, titiz bir şey de olsa indiği zaman bir arabadan indiğini hissederdim. Yani şimdiki arabalar gibi değil. Şimdiki arabalarda 0B otomobile bin, indiğin zaman bir arabadan inmişin gibi olmuyorsun. Yani ekstra bir koku sinmiyor üstüne. Yapılması gerekenler. Saat çalışmıyor. Casio saatim çalışmıyor. Çok üzülüyorum ki bence bir Japon otomobilinde olmazsa olmaz. Ve pek çok otomobil gazetecisi eleştiriyorlar. Ne kadar demode bir saat var. Abi Japon otomobili dediğin Casio saat olacak yani. Bunların özelliği bu. Sen niye bir Amerikan otomobilinin o hani yumuşaklığı dediği evet Amerikan otomobili diyorsun. Japon otomobili Casio saatli olur abi. Çünkü bu karmaşanın içerisinde saate ilk bakmak istediğiniz zaman gördüğün şey odur. Yeşil renkli dijital o led gibi küçük küçük şeyler yeşil Casio saati göreceksin abi. Bu arabayı çok düşünmeden aldım demiştim ya. Biraz pişman oldum sanki ama çünkü hiç benim tarzım bir araba değil bu. Ben küçük, hızlı ve pratik otomobilleri severim. Şimdi bu otomobil küçük değil, hızlı değil, pratik değil. Ne o zaman? Çünkü bence sedan otomobiller kadar gereksiz bir kasa tipi yok. Sedan bir otomobil alana kadar kesinlikle station alırım abi. Hiç şeysiz yani. Aynı uzunlukta daha fazla bagaj hacmi sunabilen, alan sunabilen bir mal alıyorsun. Bu yüzden hani hatchback ya da station otomobiller taraftarı. Tabii ki sedanları şundan dolayı seviyorlar. Avrupa'da bir mühendisle konuşuyordum. Hocam dedim siz bu Avrupalılar ne güzel bak station seviyorsunuz falan. Ne oldu son dönemlerde bir sedan aşkı bu nereden geliyor falan oldu böyle. Aa dedi işte evet gerçekten izolasyon anlamında çok, çok daha iyiler dedi. Bir de dedi işte ses vesaire falan. Allah aşkına dedim yani bunu Avrupa'da söylemeyin bari ya. Yani kaymak gibi asfaltınız var ki Almanya'da yıkılır her yer yollar. Ondan sonra İspanya, Portekiz falan bunlarda da süper asfalt var. Fransa keza bile. Ona rağmen herifler station'daki o ses olayına bayağı tutunmuşlar ki sedanın işine girmişler. Neden? O daha sessizmiş. Bak bak. Avrupalı'nın derdi bu. Bizim derdimiz de ağır gözüksün, statü sembolü olsun falan filan.
Sedan otomobil kadar statü sembolünden uzak bir şey var mı ya? Yani makam aracı, evet okey tipidir. Ama bence bunun da değişmesi lazım. Çünkü makam aracı dediğin şey, yolcularını en konforlu şekilde ağırlayan araçtır, değil mi? Şimdi bu noktada bence makam aracı özellikle arka koltukları geniş olmalı. Bagajı çok önemli değil ama olmalı. Heybetli bir görüntüsü olmalı. Şimdi böyle düşündüğün zaman gelmiş geçmiş en iyi makam aracı tasarımı haricinde diyeyim Renault Versatis'tir. Yani bunun üstüne tanımıyorum yani. Makam aracı konusunda herhalde Fransızlar ve Almanlar çekişirler gibi geliyor. Amerikalıları bir tarafa bırakarak. Yani onların yaptığı arabalar genellikle Toyota Cressida gibi böyle sallanan arabalar. Tamam mı? Şimdi gelmiş geçmiş en iyi makam araçlarından bir tanesi Renault Versatis. Görüntüsü hariç evet. Görüntüsü bence çok avantgardı yani ayrı konu. Bir diğer Fransız'dan bahsetmek istiyorum. O da Citroën DS'tir yani. DS bugüne kadar yapılmış en iyi makam araçlarından bir tanesidir. Fakat zaman içerisinde tabii yaşlanmış olsa da şunu da söylemek gerekir ki Citroën XM mesela, uff Station, of yani müthiş bir makam aracıdır. Şimdi bazı noktalara değiniyorum. Cressida'nın kazanmış olduğum Cressida 244.800 km'de şu an. Benim direksiyonum niye yamuk bakmaya başladı? Bir sıkıntı var.